Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda gelmiş geçmiş en güçlü süper kahramanları bir araya getirdik. Çizgi roman tarihinin en güçlü süper kahramanlarından biri Silver Surfer. Yapabileceklerinin belli bir sınırı yok. Hulk gibi bir karakteri bile yerden yere vuracak kadar kuvvetli. Onun tarihin en güçlü süper kahramanı olmasını engelleyen tek şey duygusal ve depresif bir yapısı olması. Çatışma ve savaştan hoşlanmıyor. Sadece en gerekli durumlarda sınırsız güçlerini kullanıyor. Superman de gücünün sınırlarını bilmeyen diğer bir karakter. Onun Silver Surfer gibi duygusal sorunları yok. Tek zayıf yönü kriptonit karşısında savunmasız kalması. Bir de fazlası ile barışçıl. Süper güçlerini kullanırken asla aşırıya kaçmıyor. Bunun dışında Süpermen'i durdurabilecek herhangi bir güç yok. Süper kahramanlar sadece DC ve Marvel karakterlerinden ibaret değil. Pek çok çizgi roman otoritesine göre Dragon Ball serisinden tanıdığımız Sangoku da en güçlü süper kahramanlardan biri. Onun da yeteneklerinin ve yapabileceklerinin bir sınırı yok. Hatta kimilerine göre Süpermen'den bile daha kuvvetli. Dahası karşılaşsalar Goku'nun Süpermen'i yeneceğini düşünenler daha fazla. Sırada Thor var. Thor aslında İskandinav mitolojisinden bir karakter. Marvel onu alıp bir süper kahramana dönüştürmüş. Thor sahip olduğu çekiçle hemen her şeyi yapabiliyor. O da sınırsız güce sahip. Ayrıca ölümsüz ve yok edilemez. Çekicini kullanarak uzay ve zamanda yolculuk yapabiliyor. Çekicini de kendisinden başka kimse kullanamıyor. X-Men serisinin en önemli karakterlerinden biri olan Professor X ya da Charles Xavier de bilinen en güçlü süper kahramanlardan biri. Aslında o tekerlekli sandalyeye mahkum bir mutant. Ama nerede olursa olsun istediği kişinin zihnini kontrol edebiliyor. Buna diğer süper kahramanlar da dahil. Yani eğer özel bir koruma kullanmıyorsa teorik olarak Süpermen'i bile kontrol edebilir. Bu da onu gerçekten çok güçlü hale getiriyor. Wonder Woman da diğer bir tanrısal süper kahraman. Olağanüstü özelliklere sahip silahları var. Bunları kullanarak karşısındaki kim olursa olsun onu alt edebiliyor. En güçlü süper kahramanlar videosu yapıp halkı saymazsak olmaz. Yeşil Dev sinirlenmediği zamanlarda normal bir insan olan Bruce Banner'dan başkası değil. Bruce Banner sinirlendiğinde Hulk'a dönüşüyor. Bundan sonra ise onu durdurmak mümkün değil. En büyük zayıflığıysa aşırı öfkeli olduğu için çoğu zaman akıllıca hareket etmemesi. Bu yüzden aynı tarafta olduğu karakterlere bile zarar verebiliyor. Yani onunki biraz kontrolsüz güç. Sırada Doktor Manhattan var. Laboratuvarlarında deney yapan bir bilim adamı iken yüksek dozda radyasyona maruz kaldı ve atomlarına ayrıldı. Bir iki hafta sonra ise yeniden ortaya çıktı. Ama artık atomik yapısı tamamen değişmişti. Gelmiş geçmiş en karizmatik çizgi roman kahramanlarından biri olan Doktor Manhattan da sınırsız bir güce sahip. İsterse kendini bir anda dünyadan Mars'a ışınlayabiliyor. Geçmişi ve geleceği bir bütün olarak görebiliyor. Yapamayacağı herhangi bir şey yok ancak güçlerini pek kullanmıyor. Videomuzdaki son süper kahraman X-Men'den Phoenix. Aslında Phoenix, Jean Grey adlı bir mutantın bedeninde yaşayan farklı bir varlık. Jean Grey'i konak olarak kullanıyor. Phoenix dilerse hiç çaba göstermeden birini moleküllerine ayırabiliyor. Madde ve diğer canlıların zihni üzerinde inanılmaz bir etkiye sahip. Ancak Jean Grey ve Phoenix'in ortak bir bedeni paylaşması bazı sorunlar yaratıyor. İkisi arasındaki çatışma Phoenix ya da Jean Grey'in potansiyellerini kullanmalarını engelleyebiliyor.